Değerli katılımcılar, dediğiniz üzere geçtiğimiz hafta zirvemizin açılış oturumunu gerçekleştirmiştik. Dijitalde kadın konusuyla düzenlediğimiz ilk oturumda sevgili Sezen Sungur Saral ve Tülin Akın ilham veren başarı hikayelerini katılımcılarımızla paylaşmıştı. Bugün zirvemizin ikinci oturumunda ise yeni normalde inovatif ve sosyal girişimciliği konuşacağız. Yine çok kıymetli konuşmacılarımız bizlerle birlikte. BIO kurucusu sevgili Aslı Elif Tanoğur Samancı ve sosyal girişimci şef Ebru Baybara Demir. Sözü kendilerine bırakmadan önce sizlere konuklarımızı çok kısaca tanıtmak istiyorum. Aslı Elif Tanoğur Samancı aynı zamanda Top Kadın Girişimciler Kurulu üyesi. Gıda Yüksek Mühendisi olan Aslı Hanım, profesyonel iş yaşamının ardından 2013 yılında kendi şirketini kurdu. BIO markası ile Türkiye'nin en büyük propolis, polen, arı sütü, arı ekmeği üreticisi oldu. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası alanda tam 29 ödüle layık görüldü. Özellikle inovasyon alanında birçok ödülün sahibi oldu ve şu anda BIO bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Biz de gurur duyuyoruz. Bir diğer konuğumuz sevgili Ebru Baybara Demir. Ebru Hanım'ın gerçekten ilham verici bir hayat hikayesi var. Sosyal girişimci olarak Mardin'in ilk turistik işletmesi olan Cercis Murat Konağı'nı kurdu. Ve oradaki kadınlarla birlikte yeni başarı öykülerine imza atmaya devam ediyorlar. Ben kendilerini çok yakından takip ediyorum gururla, onurla. Ebru Hanım ayrıca Anadolu'nun genetik mirası ve yerel tohumumuz olan sorgül buğdayı üzerine çok önemli çalışmalar yürütüyor. Ayrıca gastronominin Nobel'i olarak nitelendirilen Basque Culinary World Prize'da 2 yıl üst üste dünyanın en iyi 10 şefi arasına giren ilk ve tek Türk şefi oldu. Bu muhteşem iki öykünün kahramanı girişimci konuklarımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Çok uzun süre beklettiğim için özür diliyorum kendilerinden. Hoş geldiniz Aslı Hanım, hoş geldiniz Ebru Hanım. Teşekkür ediyoruz. Aslı Hanım, Çok teşekkürler Sevgi Hanım. Hoş bulduk. Merhabalar herkese. merhabalar. Ben Ebru Hanım size de hoş geldiniz demek Çok istiyorum. teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ben Aslı Hanım, sizinle başlayalım. Arzu ederseniz girişimcilik yolculuğunuzu sizden dinlemek istiyoruz. Böyle bir girişim fikri nasıl ortaya çıktı? Öncelikle ben davetiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Sayın Bakanım, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu'nun değerli başkanları, üyeleri, değerli katılımcılar. Benim için burada bugün sizlerle birlikte olmak büyük bir gurur ve onur. Ayrıca girişimcilik hikayeminde inşallah yeni kadın girişimcilere de ilham olmasını arzu ederim. Çok keyifli bir toplantı oluyor. Vakit ayırdığınız için herkese teşekkür ederiz. Ben aslında girişimcilik yolculuğuna biraz değişik başladım. Yani kader biraz beni buraya itti diyebilirim. Gıda Yüksek Mühendisiyim. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. Uzun yıllar özel sektörde çalıştım. Yaklaşık şöyle söyleyeyim bir 17 yıl kadar özel sektör deneyimim var. Yönetici olarak, Ar-Ge kalite direktörü olarak ve hep arıcılık ve arı ürünleri üzerine çalıştım. Ve bu özel sektör deneyimim sırasında hayat beni bir şekilde propolisle buluşturdu. İlk evladımda çok sık sık hastalanma problemiyle biz karşı karşıya kaldık. 11 aylıktan itibaren her ay birkaç defa 40 derece ateşi olan oğlum nedeniyle propolisle tanıştım. Annem babam da doktor üstelik ama tıp çaresiz kaldı. Tıpkı şu an korona sürecinde yaşadığımız bir durumun bir benzerini 2010 yılında ben kendi evladımda yaşadım. Çaresi olmayan bir hastalık, bağışıklık sisteminin düşük olmasından kaynaklanan bir durum. 5 yaşına kadar çok yoğun antibiyotik kullandık. 5 yaşında da bu defa başka bir hastalık, bir otoimmün hastalık baş gösterdi. Henoşönlem purpurası, Henoşönlem vasfilit olarak da biliniyor. Bu hastalığın da tedavisi yok, ilacı yok ve hatta herhangi bir ilaç hastalığın daha da kötü seyretmesine yol açıyor. Doktorumuz dedi ki bilimsel çalışmalarda propolis ve arı sütünün
bağışıklık arttırdığı ispatlanmış. Neden bu ürünleri vermiyorsun dedi. Ben de hocam güvenip alamıyorum dedim. Yani ben analizleri çok iyi biliyorum. İşin akademik tarafını, bilimsel tarafını. Ve maalesef propolis ülkemize Çin'den geliyor. Ve Çin'den gelen o madde propolis değil. Güvenip veremiyorum dedim. O da o zaman neden kendin üretmiyorsun diye sordu. Çünkü eşim de arıcılık uzmanı, ziraat yüksek mühendisi. Ben de gıda yüksek mühendisiyim. Sektörün içindeyiz. Yüksek lisansım, doktoram arı ürünleri üzerine. Aslında hayatım bununla. Ama Türkiye'de üretilmediği için alıp kullanmıyordum açıkçası. O zaman kendiniz üretin sözü beni girişimci yaptı. Biz ilk önce kendi evladımız için ürettik. Propolis kovandan çıktığında böyle taş gibi sert bir madde. Şöyle göstermek istiyorum buradan katılımcılara. Ve maalesef içerisinde ki fenolik flavonoidlerden, değerli bileşenlerden insan vücudu bu haliyle yani kovandan elde edildiği haliyle yararlanamıyor. Evet, böyle bu damla formuna getirdikten sonra vücudumuz sindirebiliyor. Bu damla formuna getirme işlemi de bir know-how. Orada tabii kendim bu metodolojiyi laboratuvarımda geliştirerek propolis'i kullanmaya başladım oğlumda. Ve bu elimdeki suda çözünen, suya karışabilen formülü. Bu şekilde biz 6 ayda oğlumda bağışıklık hücrelerinin sayısının arttığını net olarak ölçümledik, gözlemledik. Bir çeşit küçük klinik araştırma oldu. 400 olan bağışıklık hücrelerin sayısı tam 6 ayda düzenli propolis ve arı sütü kullanımıyla 800'ü geçti. Ve hiçbir şey kalmadı. Hem ateş problemi iyileşti hem de eş zamanlı olarak bağışıklık hücrelerinin sayısı arttığı için o otoimmün hastalıktan da kurtulduk. Ben böyle bir şifayı görünce tabii ki takdir edersiniz ki bir anne olarak bu ürünlere aşık oldum. Arıya ve arının ürettiği bu ürünlere. Evet, balı çok iyi biliyordum zaten. Ama propolis ve arı sütünün de şifasını böylece deneyimleyerek öğrenmiş oldum. Ve 2013 yılında profesyonel hayattan, çalıştığım şirketten ayrılıp, konforlu alanı bırakıp, yani Ar-Ge kalite direktörlüğü pozisyonu ve daha birçok konforlu alanı bırakıp, riske girip, eşim de aynı şekilde destekledi. Hocam Profesör Doktor Dilek Boyacıoğlu'yla birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent'te Veo Propolis firmasını kurduk. Kuruluş amacımız da Türkiye'de yerli olarak propolis üretmek ve onu özütleyerek insan sağlığına yarayışlı, faydalı formüllere dönüştürmekti. İşte damlalar, spreyler, tabletler, ballı karışımlar birçok değişik, şu an 40'ın üstünde değişik ürünümüz var. Merak edenler veo.com.tr web sitemizden inceleyebilir. Ve bunu başardık. COSGAP desteğiyle yaptık. Maddi bir kaynağımız yoktu. Annem babam hekim, devlet memuru. Yani Zeynep Kamil de hekim biri, diğeri Cerrahpaşa'nın sonra koşu yolunun hekimiydi. Öyle bir maddi kaynağımız yoktu. Sadece bilgi kaynağımız vardı. Ve biz bu bilgi kaynağını COSGAP Ar-Ge projesiyle, TÜBİTAK Ar-Ge projesiyle, arkasından da yine Teknoloji Sanayi Bakanlığı'nın Tekno Yatırım Programı'na başvurarak, yani bu devlet destekleriyle, kadın girişimciliği desteği o zaman da vardı COSGAP'in, oraya başvurarak, bir de İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent'e başvurarak sağladık. Finansmanın bir kısmı bu bahsettiğim projelerden, devlet kurumlarından geldi. Bir kısmı kadın bankacılığı üzerine çalışan bankalardan geldi. İlk destekleyen banka İş Bankası ve Halk Bank olduğunu söyleyeyim. Kadın girişimci yani hiç kimsenin kredi vermediği dönemde bu iki banka küçücük bir KOBİ iken, sadece 3 kişi iken daha henüz bize kredi verdiler. Ve biz arıcılarla sözleşme yapmaya başladık. Arıcıya malzeme verdik, ekipman verdik, eğitim verdik. Çünkü Çin'den çok ucuza geliyor propolis diye bir madde. Propolis alakası yok biliyoruz ama herkes onu kullanıyor. Arıcı da üretmek için alım garantisi istiyor. Yani ben nereden bileyim kesin benden. Ben ürettim ya almazsan diyor. Haklı olarak sözleşme yaptık. Ayrıca malzeme istediler, eğitim istediler. Hepsini verdik. Eşim de arıcılık uzmanı, ziraat yüksek mühendisi. Biz de dedik ki ama bir şartımız var. Pestisit uygulanmayan arazilerde en organik doğal koşullarda üreteceksiniz. Biz de analizlerle İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki laboratuvarlarda yapacağımız testlerle bunu doğrulayacağız.
Böyle bir işbirliğiyle 10 arıcıyla başladık. Bugün geldiğimiz noktada tam 7 senemiz bitmiş durumda. 4000 sözleşmeli arıcımız var. Bütün Türkiye genelinde 400 bin arı kovanımız var. Bizim için arı sütü, polen, propolis, hambal, arı ekmeği üreten. Ve Türkiye'nin en büyük propolis üreticisiyiz şu anda. 4000 metrekare kadar tesislerimizde 150 çalışanımızla, ki gururla söylüyorum bunun 30'dan fazlası akademik background'a sahip, biyolog, eczacı, kimyager, gıda mühendisi, diyetisyen gibi farklı uzmanlık alanlarından, yüksek lisansını, doktorasını tamamlamış ya da devam eden arkadaşlarımızdan oluşuyor. Bu şekilde bir kadroyla şu anda Türkiye'nin yerli propolisini üretiyoruz, bunu özütlüyoruz. En katma değerli, en etken maddesi yüksek formüller halinde. Hem web sitemiz beyo.com.tr'de, hem eczanelerde, hem Migros, Carrefour, Gratis, Rossmann gibi mağazalarda satışa sunuyoruz. Ayrıca da 14 ülkeye de ihraç ediyoruz. Yurt dışında ilk satmaya başladığımız ülke Amerika. Yine İstanbul Teknik Üniversitesi'nin açtığı bir uluslararası hızlandırıcı programına katıldık. Daha henüz 3 kişiyken, daha çekirdekken 2014 yılında bize şu soruyu sordu üniversitedeki o programın moderatörü Kenan Bey, hiç unutmuyorum, sağ olsun. Çok da iyi bir yöneticiydi. Siz dedi uluslararası bir marka olacak mısınız? Daha bakın kimse yokken yanımızda, sadece biz bizeyken bir ya da iki çalışanımız var. Onlar da İTÜ Gıda Mühendisliği bölümündeki öğrencilerimiz zaten. Evet dedim, evet. Hocam biz Anadolu Propolis'ini bir dünya markası yapacağız. Biz bu yola çıktık. O zaman dedi bu programa katılmalısınız ve o programa katılmaya karar verdik. O programda 6 ay boyunca eğitimler aldık. Uluslararası uzmanlardan, Amerika'dan eğitmenler geldi. Yani normalde bütçemizle karşılayamayacağımız bir programdı. Bir mini MBA gibi düşünün. Ayrıca şunu öğrendik. Yatırım nasıl alınır? Bir girişimci, bir iş fikrini nasıl finansal anlamda da reel bir işe dönüştürebilir? Çünkü biz işin mutfağını çok iyi biliyorduk akademik anlamda. Gerçekten Türkiye'de arı ürünleriyle ilgili birçok test metodunun bizzat geliştiricisiyim. Yüksek lisans tezimde 12 bin numune inceledim. Yani A'dan Z'ye bu işin gerçekten çok iyi uzmanıyız. Ama işin finansını hiç bilmiyorduk. Ben 40 yaşımdan sonra İTÜ'ye işletme programına geri dönüp yeniden işletme eğitimi aldım. Finans öğrendim. Bilanço nasıl okunur bilmiyordum. Şirketimizi kurduğumuzda bilanço nasıl okunur bilmiyordum. Bunları öğrendim. Bir iş planı nasıl yapılır, satış pazarlama nedir, nasıl yapılır, tüketici hedef kitle nasıl belirlenir, onlara nasıl ulaşılır. Bunların hepsini öğrendim. Derslerdeki ödevlerimi uygulayarak şu anki geldiğim noktadaki başarıyı elde ettim. İnanın böyle. Eğitimin yaşı yok. Ve geldiğimiz noktaya gerçekten azimle, çalışarak, sabırla geldik. Çok zor günlerden geçtik. Birkaç defa ekonomik kriz yaşadık o süreçlerde. İşi gerçekten zor büyüttük. Yatırım da aldık. Yatırım almamız gerektiğini gördük. Yani uluslararası marka olmak istiyorsak, hani belki biz kendi çabamızla bunu belki 30 yılda, 40 yılda başarırdık. Ama aldığımız yatırımla çok daha hızlandırabildik. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki saygın kurumların oluşturduğu bir fondan yatırım aldık. Bu da gurur verici bir şey. Çünkü bu fonun amacı Türkiye'de küçük teknoloji şirketlerini büyütüp dünya markası çıkarmak olan bir fon. Türkiye'de üçüncü yatırım alan şirketiz bu fonda. Ve şu anda da çok şükür iş planımızı başarıyla sürdürüyoruz. Ve uluslararası arenada da ciddi anlamda ses getiren bir marka olmaya da başladık. Anadolu'nun arı ürünlerini bir dünya markası yapma yolculuğumuza devam ediyoruz. Ülkemiz çok değerli arıcılık anlamında. Bu değerin farkında mıyız bilmiyorum. Dünyanın ikinci arıcılık ülkesindeyiz. 7 milyon da kalmışım ben. Geçen gün Türkiye Arıcılar Birliği'mizden rica ettim. 10 milyona yaklaşmış kovan sayımız. Çin birinciydi ama Çin'e çok yaklaştık. Çinliler artık bizden korkuyor bu anlamda. Çok kuvvetli bir kasımız var arıcılık tarafında.
Arıcılıkta arıcılarımız çok organize. Ülkemizin Türkiye Arıcılar Birliği var. Her ilde arıcılar birlikleri var. Bizim top kadın kurumlarında bile birçok arıcılık yapan kadın arıcımızla da tanışma imkanımız oldu. Dolayısıyla burada gerçekten büyük bir fırsat var. Kadınlarımızın arıcılığa daha çok sahip çıkmasını da istiyoruz. Şu an eşleriyle birlikte hani kızları, eşleri, arıcılarımızın bu işi yapanlar var. Ama geliştirilmesi gerekiyor. Hala gidecek çok yol var. 60 bini geçti arıcı sayımız, profesyonel arıcı sayımız Türkiye'de. Ama neden 100 bin, 200 bin olmasın? Biz dünyanın birinci arıcılık ülkesi olabiliriz. Dünyanın en kaliteli propolislerini, arı sütlerini, polenlerini, ballarını üretip bütün dünyaya da satabiliriz. Kendimize de yeter. Böyle bir potansiyel var. Endemik bitki zenginliği açısından dünyanın en zengin coğrafyasındayız, Anadolu topraklarında. Büyük bir şans var aslında burada, fırsat var. Dolayısıyla bu fırsatı görüp ülke olarak arıcımıza ve arıcılığımıza sahip çıkmamız lazım. Arı sayısı dünyada çoğalırsa bitki örtüsü de biliyorsunuz çoğalıyor. Yani tarım, arı olmazsa tarım olmaz. Tarım olmazsa gıda olmaz, gıda olmazsa insan olmaz. Arı bu kadar önemli. Sadece ürettiği ürünlerle değil, aynı zamanda doğaya ve insana kattıklarıyla da. Dolayısıyla bu bilinçte olmak lazım. Biz bu bilinçte olan bir firmayız. O yüzden arıcılığı da geliştirmemiz gerekiyor. Sattığımız her ürünün belli bir tutarını ayırıyoruz, bunu biriktiriyoruz. Arıcılara sözleşmede yazan ürün bedelinin üstüne her yılın sonunda sözleşmeli arıcılarımıza ekstra bir prim olarak da malzeme, ekipman olarak da geri döndürüyoruz. Amacımız onları daha fazla geliştirmek. Kadınlarımızı arıcı yapabilmek için projeler başlattık birkaç farklı ilde. İlgi gösteren kadınlarımız da oldu sağ olsunlar. Mesela arı süt üretiminde kadınlarımız çok verimli çalışabiliyor. Evlerinin önünde hemen bahçelerinde yapabilecekleri bir iş. Çok uzaklara gitmelerine gerek yok. Sadece eğitim ve bilgi gerekiyor. Sabır ve tecrübe gerekiyor. Dolayısıyla bunları sağlamak için birçok projeyle, tüm ekibimizle beraber, sizlerin de destekleriyle yolculuğumuza devam ediyoruz. Gururla söyleyeyim, ödül sayımız 32 oldu. Son konuştuğumuzdan beri 3 ödül daha almışız. Biri de Amerika'dan geldi. Harika. Amerika'da da bir firma kurmuştuk. Oradaki bir ekibimiz, bir kısım ekibimiz oraya gitti. Çünkü uzak coğrafya, uluslararası marka olmak için orada olmanız gerekiyor. Orada da küçük KOBİ'ler arasında, KOBİ şirketler arasında Amerika'nın en iyi ikinci kadın CEO'su seçildim. Çok güzel. Tebrik ediyoruz buradan. Sağ olun. Ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet Sevgi Hanım, söyleyeceklerim bu kadar. Sorusu olan arkadaşlarımız varsa... Ben çok çok teşekkür ediyorum. Değerli teşekkür ediyorum. Görüşleriniz, girişimcilik hikayeniz için çok şu anda bağışıklık sisteminin önemini pandemide hep birlikte öğrendik ve çok önemli bir noktada üretiminiz var. Değerli katkılar koyuyorsunuz. Ben şimdi izniniz olursa Ebru Hanım'a geçmek istiyorum. Ebru Hanım, siz inovasyonu hayatın içinde gören, inovasyon için bulunduğunuz yerin değil, bulduğunuz fikrin önemli olduğunu gösteren çok başarılı bir sosyal girişimcisiniz. Hikayenizin birçok kadına ilham olduğunu ve olacağını düşünüyorum. Sizin girişimcilik hikayeniz nasıl başladı? Bir de sizden dinleyebilir miyiz lütfen? Merhabalar, iyi akşamlar herkese. Mardin'den kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Öncelikle Bursa Sanayi ve Ticaret Odası'nda bu davet için çok teşekkür ediyorum. Top Kadın, Bursa Kadın Girişimciler Kurumu'na teşekkür ediyorum. Sevgi Aslı'yı uzun bir zamandan sonra görmüş olmaktan da çok mutluyum. Benim hikayeme gelince aslında hikaye kısmını nereden başlayacağını bilmiyorum. Çünkü her gün bir girişimi yaratıyoruz ve her gün bir şeylerin peşinde koşuyoruz. Ben Mardinli bir ailenin kızıyım. Ailem 20 yıl önce buradan göç etmişler. Benim enteresan hikayem aslında hani niye geri döndüğümün hikayesinin aslında kısaca şeyi, özeti. Biliyorsunuz doğu kültüründe erkek çocuk çok önemli. Ve benim annem eve gelen 7. gelin. Ve annemin çok güzel bir kadın, çok enteresan böyle becerikli bir kadın ve babam anneme çok aşıktı. Şimdi evde herkese eşit davranılmayınca, aynı ilgiyi, her kadın aynı ilgiyi görmeyince tabii bu arada bir takım şeyler, sürtüşmeleri getiriyor yanında.
Ondan sonra annem tabii ki küçük olduğu için de hep ezilen gelin. Ve annemin bütün talihsizliği iki kız çocuğu doğurmasıyla devam ediyor. Ama evdeki gündem değişiyor. Bu sefer hani bu kadının oğlu olmuyor diyorlar. Ve annemi çok eziyorlar bunun için. Anneannem 30 yaşlarında kendi hayatını erkek çocukları sayesinde yoluna koyduğunu düşünen ve onlara tapan bir kadın. Ve annemin bir erkek çocuğu olmasını çok istiyor. Ve annem tekrar hamile ve bütün evdeki beklenti bir erkek çocuk üzerine. Ve anneannem bir para hazırlıyor, altın bir para ve kese hazırlıyor. Diyor ki ben diyor kim müjdeyi verirse bunu ona vereceğim diyor. Ve hastaneye gidiyorlar. Saat gece 11 civarında hemşire annemin yanına geliyor. Anneannemin yanına geliyor. Diyor ki gözün aydın teyze diyor. Bir kızın oldu diyor. Diyor sana kalsın istemiyorum diyor onu. Eyvah eyvah. Sonra benim hikayem böyle başlıyor. Babam diyor ki yani benim 3 tane kızım var ve hepsini erkek gibi yetiştireceğim diyor. Ve bizi kadın olmanın dezavantaj olduğu bir toplumda. Çünkü biz bırakın biz bir esnaf aileyiz. Feodal yapı içerisinde. Bırakın ailenin kız çocuklarına erkek çocukları da okutulmaz. Çünkü ailenin esnaftır, bir işi vardır. Benim ailem kuru yemiş işiyle uğraşıyor. Bir tek babam okumuş aralarında. O da sanat okulunu bitirmiş. Ama çok vizyon katmış babama ve bizi alıp İstanbul'a götürüyor. Biz 3 kız kardeş hepimiz üniversiteyi okuduk. Ailemizin tek okuyan çocuklarıyız. Marmara Üniversitesi Turizm Rehberlik Bölümü mezunuyum. Profesyonel turist rehberiyim. Ama mesleğimi hiç yapmadım. Daha çok masa başında çalıştım. 98 yılında bir meslektaşımla evlendim. Eşim İzmirliydi. Sonra biliyorsunuz 99 yılında ülkedeki siyasi değişimler, Marmara depremi derken ülkede turizmin bitme noktasına geldiği yerde biz işsiz kaldık. Bir şey yapmam lazımdı. Ya bu işte bir farkındalık yaratmam gerekiyordu ya da başka bir sektör seçmemiz gerekiyordu. Ben babamın Mardin özlemiyle büyüdüm. Hiç babam bizi Mardin'e getirmedi ama hep bize Mardin'i anlatıyordu. Ben o anlattığı her hikayeyi kenara kaydetmişim meğerse. Ben 99 yılının sonunda işler böyle sarpa sarınca eşime dedim ki gel Mardin'e gidelim. Niçin gidiyordu? Ben çok merak ediyorum. Babam bizi hiç getirmedi ve biz Mardinliyiz. Ben eşimle geldim ve vuruldum bu şehre. Dedim ki ben bir fark yaratmak istiyorsam burada yaratmalıyım. Kolay olan İstanbul'da olması ama zor olan ve kalıcı olanı burada olmalı. Ve ben buraya geldim. Aslında kadınlarla çalışmak, bütün bu projeleri yapmak hayalimde yoktu. Bütün hayalim Mardin'de turizm yapmak, bir seyahat acentesi kurmak ve hayatımı burada kurmaktı. Ama şartlar beni öyle bir yere getirdi ki sonra hayatımda hep kadınlar oldu. Zor bir gidişti bu benim için. Çünkü öncelikle babamın karşısına çıktım. Dedim ki ben Mardin'de yaşayacağım dedim. Senin ne işin var Mardin'de? Ben isteseydim seni orada bırakırdım falan dedi. Ondan sonra 1,5 yıl kadar tabii o zaman çok delikanlıyım. 23 yaşındayım. Her şeyi ben yapabilirim. Bir de ben babamın erkek kızıyım. Hep erkek beklenen kız çocuğu olduğum için hep bana erkek kızım diyordu. Öyle de bir cesaret vermişti. Ben dedim dünyanın neresinde olursam her yere gidebilirim. Sen bana karışamazsın dedim. Kapıyı da vurdum ve Mardin'e geldim. Burada işler daha karıştı. Çünkü ben ailemin, dayımın evinde kalıyorum. Dayımın biliyorsunuz gelinler, kuzenler hepsi aynı evde 4 katlı bir konakta yaşıyorlar. Ve dayım vefat ettiği için bütün ailenin bütün söz sahibi yengem aslında. Şimdi ben o ailenin kadınlarından farklı bir kadınım. Farklı giyiniyorum. Gece istediğim zaman dışarı çıkıyorum, geliyorum. Bu sefer endişe etmeye başladılar. Bu kadın bizimkilerin ahlakını bozacak diye. Bu sefer yengemi sıkıştırmaya başladılar. Söyle gitsin başımızı belaya sokacak diye. Neyse, bütün bunlar yaşanırken Mardin'de hayallerim vardı. Bu çok önemli, her konuşmamda söylüyorum. Mardin'de 1999 yılında Mardin'i ziyaret eden turist sayısı 11 binmiş. Yatak kapasitesi 220. Aslında şöyle bir durum söz konusu. Biliyorsunuz biz Nusaybin sınır kapısı buraya çok yakın ve her geçen kamyon şoförünü turist saydığımız için aslında reel bir rakam değil. Bu Mardin'e turist gelmiyormuş. 3 yıldız kötü bir otelimiz var. Her neyse. Ama benim hayalim o kadar fazla ki benim içimde fırtınalar kopuyor. Bütün destinasyonları hazırladım. Herkese Mardin'i anlatıyorum falan derken birkaç tane acentenin yolunu buraya çevirebildim. Tek otel ve tek restoranla biz bütün bu turizm organizasyonunu kendi elimizle tek kişilik dev kadro şeklinde çalışıyoruz. 2000 yılın Eylül ayında bir Alman turist grubuna mihmandarlık yapıyorum ben. Ve grup liderim grubum 28 kişi Alman konsolosluğu misafirleri. Akşam yemeğini restoranda dışarıda yemek istediler. Tek bir restoran. Oraya gittik. Yemekleri hiç beğenmediler. Çünkü yağlıydı, kuzu etiydi falan filan derken grup lideri dedi ki yarın nerede yemek yiyoruz? Dedim yarın yine burada yiyoruz. Çünkü başka bir yer yok. İnsanlar burada yiyemezler. Biz burada yemek yedirirsem ben öğlenleyin. Sonraki programımı yürütemem. Çünkü insanlar
Yani midesi bozulur, rahatsız olur. Biz bunu yapamayız. Ben dedim ki dosyanızda yazıyor burada. İkinci gün burada da yiyeceğiniz. Ben size bir mucize yaratamam. O zaman tabii her şeyi kafa tutuyorum ya. Ben şey dedim yani... Ben dedi burada bak dedi hayatını değiştirdim. Buraya geldim radikal bir karar aldım. Alternatif yaratmak zorundasın. Yaşayamazsın burada dedi. Ben çok kızmıştım. Neyin alternatifini yaratacağım? Sabaha kadar sana otel mi restoran mı açayım dedim. Eve gittim. Ben her Mardin'e gittiğimde çok ağladım. Bu arada eşim gitti. Eşim bölgenin koşullarına alışamayınca kendi hayatını kurmak istedi. Ama ben burada kalmaya inat ettim. O gün eve gittiğimde çok ağladım. Yengem bana dedi ki niye ağlıyorsun? Dedim valla yarın 28 kişiye yemek yedirecek yer arıyorum. E niye git götürmüyorsun başka yere falan derken en son yengem dedi ki o kadınları, o grubu buraya getir dedi. Nereye getireceğim? Eve getir dedi. Çok dedim güzel. Dedim ki eve nasıl getireyim sana? Ne yapacak? Nasıl getireceğim sana? Sen getir dedi. Ne yemek istiyorsun? Yaz bana dedi. Alışverişi de yaptır. Ondan sonra dedi sen sadece öğlen yemeğine gel. Ben tabii sabah grubumu ağırladım. Dedim ki sizi eve götüreceğim. Muhteşem bir yemek yiyeceğiz. Tabii insanların kafasında şöyle bir şey var. Biz oraya girersek programın devam edemeyiz. Çünkü hani program aksayacak. Harran var, Urfa var, Nemrut gece Nemrut'a çıkacaklar. Eve girerken beni yengem karşılamadı. Yengem bütün mahallenin kadınlarını çağırmış. Evde yemek yapmışlar. Yer sofraları kurulmuş. Eve girerken de bana dedi ki şeyimiz var kuzenim. Onun çeyizlerini indirdim. Kırılırlarsa kafanı kırarım senin dedi. Güzel ülkem benim. Kırılmayacak söz veriyorum dedim. Neyse. O gün yemek saat. Ben sözümde durdum. Yemek 1:30'da bitti. Ben onları otobüsüne bindirebilirdim ama grubum için yemek bitmedi. Çünkü saat 4'te ayrıldılar. Şöyle bir şey vardı. Sofra birleştirici bir şey. Herkesi bir araya getiren, baynaştıran. Çünkü dillerini bilmeyen insanlar birbirlerine o gün çok şey anlattılar. Söyle diyor bunu ben yaptım. O beğenmiş mi? Bunu kim yaptı falan derken akşam 4 oldu. Sonra o grup gittikten sonra ben kadınlara dedim ki gelin dedim. Sizin de bu işi beraber yapalım. Nasıl yapalım dediler. Ben size turist getireceğim. Siz dedim yemekleri hazırlayacaksınız. Ondan sonra öyle turist yapacağız. Yapar mısınız? Yengem tabii iş çıkarma mevzusuyla başladık yine. Sen dedi yine iş çıkarttın başımı belaya sokacaksın falan derken aynı mahallede 8 tane ev, 21 tane kadın. Kadınların hiçbir tanesi çoğu okuma yazma bilmiyor. Bir tane okuma yazma bilen var. Dedim ki bak ben size menü hazırlayacağım. O menüler 1., 2., 3., 4. menü. Çocuklarını arıyordum. Diyorum ki annene söyle 2. menü yarın sizin eve geleceğiz. Hazırlık yapsınlar. Bütün kadınlar o evde buluşuyorlar. Biz bu işten bayağı bir para kazanmaya başladık. Sonra o zaman o dönemde Radikal Gazetesi çok önemli bir gazeteydi. Funda Özkan bizimle ilgili bir yazı yazdı gazetede. Sonra Mardin'e gelen herkes bizi aramaya başladı. Mardin'de cesur kadınlar var, yemek yapıyorlar falan derken 21 Mart'ta bir turist İtalyan grup geliyor. Diyarbakır Havalimanı'nda, o zaman Mardin Havalimanı yok. Grubu gördüm. Gruba dedim ki rehbere sen dedim Mardin üzerinden, Midyat üzerinden Mardin'e gel ben Mardin'e gidiyorum dedim. Hayırdır dedi. Grubun yaş ortalaması 65 dedi. Ben bu insanları yer sofrasında oturtamam. Masa sandalye bulmaya gidiyorum dedim. Mardin'de masa sandalye bulamadım. Ama hemen şey geldi aklıma. İstanbul'da Dolmabahçe ve Topkapı Sarayı'nda turistlere yemek veriyorduk. Mardin Müzesi yeni açılmış. Niye orada vermeyelim? Bu arada Mardin Müzesi yeni açılmış. Ödeneği yok, çalışanı yok. Gezen kimse yok, bir şey yok. İşte öyle bir durumdalar. Dönemin Mardin valisine gittim. Dedi ki orayı kullanabilirsiniz ne isterseniz. Biz bu sefer bir ekonomi yarattık orada. Kadınlar geliyorlar orada yemeklerini servis ederken bizim turistler giriş parası ödüyor, müzeyi geziyor, müzenin temizliğini biz yapıyoruz falan derken müze ciddi bir para kazandı bu işte. Sonra ama görüntü çok komikti. Biz bir tane bir meydan, meydanın etrafında bütün şehir dönüyor ve herkesin işi gücü o meydanda ne oluyor ne bitiyor hakkındaydı. Saat 11'de gözümüzün önüne getirmenizi tavsiye ederim. Bir tane küçük bir meydandan müze var hemen meydanın başında. Kadınlar ellerinde tencerelerle resmi geçit töreni gibi geçiyorlar ve meydanda müzeye gidiyorlar. Bu her gün oluyor. Herkes soruyor ne oluyor diye. Birisi diyor ki mevlüt var diyor, birisi düğün var diyor. Mevlütle düğünlerin sonu gelmeyince bizi şikayet ettiler. Kapı bir kez daha kapandı. Hep ben şunu düşündüm. İstanbul küçük bir yerde, sektördü. Bizim sektör olarak küçüktü. Ben insanları inandırmaya, hayat hikayemi veya hayallerimi anlatmaya gittiğim insanları ben bu işi başaramadım, bana başka işim bir yer diyemezdim. Tekrar başlamam gerekiyor diye düşündüm. Mars'ına İstanbul'a gitmeyi de düşündüm. Kendi hayatımı kuracağım diye bir ev buldum. Eve yerleşeceğim, şöyle yapacağım derken bir ev tuttum. Muhteşem bir ev. Evin anahtarını verdiler. Tabii aklımda başka şeyler hemen böyle yıldızlar şey yapma. Yengeme gittim. Dedim ki ev buldum. E tamam hadi git dedi. Öyle değil dedim. Restoran açıyoruz.
Sen deli misinle başlayan gene hikaye. Neyse 8 Haziran 2001 yılında ben ve bana inanan 21 tane kadınla ben Mardin'de ilk turistik işletmesini açtım. Tabii hakkında her şeyi konuştular. Düşünsenize bir Mardin, 23 yaşında bir kadın boşandı, kocası gitti. Ondan sonra bir restoran işletiyor, mutfağında kadınlar çalışıyor ve içkili bir restoran işletiyor. Bütün bunların aynı, bu dinamikler aynı yerde bulunmaması gerekiyordu. 4 ay boyunca hakkımda her şeyi konuştular. Hiçbirini duymadım, yoluma devam ettim. Bir gün 60 yaşlarında bir beyefendi geldi. Dedi ki sen Ebru musun dedi. Evet dedim. Adamdan çekindim bir de. İki tane genç çocuğum var benim ve benim dedi buradan bu konaktan daha güzel bir evim var dedi. Sen söyle dedi. Ben lokanta mı yapayım dedi, otel mi yapayım? İşte benim için kırılma noktasıydı. Eğitim ve gelir düzeyi düşük olan bir yerde insanlara bir şey öğretmek istiyorsanız, insanlara bir şey öğretmek istiyorsanız ya da bir şey kazandırmak istiyorsanız onların bildiği en iyi işten başlamak gerekiyor. O en iyi işi ekonomiye çevirmek gerekiyor. Ve biliyorsunuz hala bir saat ötemizde savaşın olduğu yerde kimse gelip buraya yatırım yapmazken Mardinliler bu süreç içerisinde bir restoran örneğinden yola çıkarak şehrin turizmine yatırım yaptılar. Ve bunu gururla söyleyebilirim. 2018 yılı bizim için daha real, 2019 yılı bizim için real bir rakamdır. Mardin'i ziyaret eden turist sayısı 1 milyon 300, yatak kapasitesi 18 bin. Bunu bir restoran örneğinden çıkan Mardinlilerin kendi başarısıdır bu. Benim girişimcilik hikayem bu. Aslında hani bu sadece bununla bitmedi. Hayatımda bir sürü kadın oldu. O kadınlarla birlikte çok işler yaptım. Fakat şöyle bir sorumluluğum oldu benim. Ben bu kadınların hayatında varım ve onların en sıkıştığı noktada her zaman bir şeyleri yolunda koymaya ve o sorunu çözmek için böyle bir görev verilediler bana. Bu da benim sorumluluğum oldu. Şimdi şeye soruyorlar, hayata niçin geldiğimi biliyorum. Bu kadınların hayatında olmak için, onların da benim hayatımda olmaları için diye. Sonra bir sürü girişimimiz oldu onun arkasından. Çünkü işsizlik neredeyse %35'e varıyor. 2011 yılında bir de Suriyeli mülteci konusu eklendi bu konulara. Sonra başka şeyler oldu derken şu anda hem tarım yapıyoruz, hem restoranda yemek yapıyoruz. Birçok proje yürütüyoruz. En önemlisi şimdi de bir kooperatif, Sayın Bakanımızın söylediği gibi bir kooperatif markası yaratmak üzereyiz ve çok iyi giden bir kooperatif markası. O da Covid-19 süresinde. İşte ben bugün de hep şeye söylüyorum, bugün de yazdım, sosyal medyada yazdım. Krizleri fırsata çevirmenin ya da çıkış yolu bulmanın, her şeyden çıkış yolu bulmanın her zaman bir yolu olduğunu düşünüyorum. Ben yeter ki üretelim ve dayanışalım. Tabii ki ben bir sanayici değilim, bir fabrika sahibi değilim. Benim bütün şeyim kırsaldaki kadınlarla birlikte, kırsaldaki insanlarla birlikte, dezavantajlı insanlarla birlikte onların bildikleri yeni işi ekonomiye çevirmek benim işim. Şimdi böyle hayatım bu. Tarım projesi yapıyorum. En önemlisi o. Bu istihdamlardan ayrı olarak. 2012 yılında kızımın geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı aslında yediğimiz içtiğimiz ne kadar kötü şey olduğunu, ki her şeyin ne kadar kötü olduğunu fark ettikten sonra Türkiye'nin yerel buğdaylarını, özellikle bu bölgenin Mezopotamya'nın yerel tohumlarını bulmak üzere bir çalışma başlattım. Sonra Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü'nü bu projeye ortak ettim. Onları inandırdım hikayemi. Sonra 2 ton buldum. Türkiye 12 bin yıl önce Türkiye'de ilk tarımın başladığı topraklar. Ve 8 bin yılında oluşmuş bir genetik mirasımız var. Ve şu anda o tohumlardan hiçbir şey kalmamış. Hepsi hibrit tohumlarına yenik düşmüş. Sadece 1.2 civarında marjinal yaşayan, kendi kendine yetmeye çalışan çiftçilerde, yüksek kesimdeki çiftçilerde bu tohumu bulduk. Bu tohumu 2 ton bulduk. Ondan sonra 102 dönüm arazide çiftçilerin hadi sen bu işe de mi karıştın deyip girdiği bir yerde 102 dönüm arazide ektik. 70 tane kadın mühendis, pardon 70 tane kadın çiftçiyi bu işe öğrettik. Aslında biz onlara iyi tarım uygulamaları öğretecektik ve dürüst konuşmam gerekirse de Birleşmiş Milletler'le sadece bu projeyi yapmamın bir tek nedeni vardı. Onlardan fon almak. Ama Suriyeli mültecilerle çalışmak için de aslında bu fonu almak için de Suriyeli mültecilerle çalışmam gerekiyordu. Biz bu projenin 35 kadın yerel, 35 kadın Suriyeli mülteci olarak projeye başladık. Bizim bir tek amacımız vardı. Tabii ben o kadar bilgisizdim ki bu konuda denizin içerisine girdikçe hayallerimde her şeyi öğrenmek durumunda kaldım. Bana şöyle bir şey oldu. Biz iyi tarım uygulamaları eğitimi verecektik. Aslında iyi tarım uygulamaları yani
konvansiyonel yani endüstriyel tarımın iyileştirilmiş hali. Aslında çok masum bir şey değil. Ama maalesef ki başlık bu. Ama benim amacım o 2 tonu çoğaltmak ve bunu gelecek kuşaklara aktarabilmekte. Çünkü sağlıklı ürüne ulaşmak aslında Aslı'nınki gibi bir hikaye benimki de. Belki de bir çocuğum, en hassas çocuğum. 3 tane çocuğum var. Her gün onların karnını doyuruyorum ve yaptığım yetiştirilen, bu doğada yetiştirilen hiçbir şey doğru değil. Ve bu havayı, suyu, her şeyi kirletiyor. Bunun temizlemenin bunun için bir yol olabileceğini düşündüm ben. Tohum projesi böyle başladı. O 70 tane kadın, o özellikle Suriyeli kadınlar bize nerede olduğumuzu anlattılar. Çünkü onlar tarımı bizden daha iyi biliyorlardı. Her sabah onlara mühendislerle ders vermeye giderken, ilk hafta biz onlara verdik ama ondan sonrakinde her seferinde biz onlardan çok şey öğrendik. Ben 1400 dönüm araziyi kimyasaldan temizledik şu anda. Sorgül tohumunu şu anda ekiyoruz. Peki ne öğrendiniz? Çoğaltmak için ekiyoruz. Sorgül susuz yetişen bir tohum. Mezopotamya'nın değil sadece dünyanın en iyi durum buğdayı bu topraklarda yetişiyor. Ve biz o 102 tane, 102 dönüm arazi, iki çiftçinin arazisinde 102 dönüm araziyi ekip 20 ton buğday elde ettik. O 20 ton buğdayı aldık, tekrar bu sefer 6 çiftçinin arazisinde ektik. 6 çiftçinin arazisinden sonra aldığımız 240 ton buğdayı bu sefer 17 çiftçinin arazisinde ektik. Peki niye ekiyorsun diyor sorarsanız. Nedenlerim var. Öncelikle susuz tarım. Susuz tarım, ülkemizde şöyle bir durum var. Türkiye toprakları, Türkiye su kaynaklarının %73'ünü tarımda kullanıyor. %14'ünü sanayide kullanıyor, gerisini evsel kullanım. %70'i çok büyük bir oran. 1999 yılında Mardin'de yeraltı suları, tarımda kullanılan yeraltı suları 6 inç yeraltı suyu 150 metrede çıkartılırken şu anda bu su 850 metrede bulunamıyor. Bizim en büyük avantajımız, bunu böyle söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama Suriye'de 8 yıldır tarım yapılmadığı için ve biz aynı havzadan beslendiğimiz için şu anda suyumuz var. Ama Konya'da biliyorsunuz obruklar açıldı, çöktü toprak, sular bittiği için. Ama bizim de Türkiye'de tarımın 10 yıldan fazlası kalmadı. Tarımdan suyu çekmemiz lazım. Ve hibrit tohumları, iklim değiştiği için, hibrit tohumları yapay bir tohum olduğu için iklime alışık olmuyor ve çiftçi zarar ediyor. Tarım girdi maliyetlerini çok yükseltiyor. Çünkü hibrit tohumunda daha fazla su kullanıyorsunuz, daha fazla enerji kullanıyorsunuz. Yani bu her gün televizyonu açıp sordukları çiftçinin biz ölüyoruz, bitiyoruz, artık mazotu ödeyemiyoruz, suyu, gübreyi ödeyemiyoruz dedikleri noktada aslında biz bunu doğruya, pozitife çevirmek için uğraşıyoruz. Peki ne yaptık? 1400 dönümde şu anda 400 tonun üzerinde rekolte aldık. Atatürk'ün söylediği çok güzel bir şey var. Diyor ki bu ülkenin diyor en temel besini buğdayla her yıl toprak mahsulleri ofisinin doldurulması gerekiyor savaşa ve kuraklığa karşı. Bugün Covid bize bunu gösterdi. Türkiye'nin bir B planı yok çünkü artık toprak mahsulleri ofisi buğdayla doldurulmuyor. Ben bir avuç tohum satmıyorum. Bu avuç tohumları çiftçiye nasıl para kazanacağını deneyimletiyoruz. Bunu tohumu devam etmesini sağlıyoruz ve gelecek kuşaklara aktarmasını sağlıyoruz. Hiçbirimiz şu ana kadar bu tohumu satmadık. 17 tane çiftçi şimdi 400 tonu tekrar dağıtıp tekrar ekeceğiz. Biz önümüzdeki yılların tohum deposunu Mardin'den başlatmayı planladık ve bütün çiftçi arkadaşlarım buna gönlünü koydular. Ve biz o kadınlardan, Suriyeli kadın çiftçilerden tarımı nasıl iyileştireceğimizi, kültürel metotlarla, zirai ilaçlar kullanmadan tarımda neler yapabileceğimizi öğrenmeye başladık. Ve ben çok büyük bir kaynak elde ettim, çok büyük bir hazine ele geçirdiğimi düşünüyorum. Şimdi dünyanın her yerine davet alıyoruz. Gelin bu projeyi bize anlatın diyorlar. Susuz tarım, kadın istihdamı, mülteci entegrasyonu, ondan sonra gıdanın sürdürülebilirliği noktasında büyük bir aşama ve büyük bir proje oldu şu anda. Sayın Zehra Zümrüt benim için çok çok özel bir kadın. Bize çok yol gösterdi. Türkiye'de 6 milyon tarım işçisinin %50'si kadın ve bunların çok az bir bölümü, %1'i bile değil belki sosyal güvenlik sistemine kayıtlı değil. O sosyal güvenlik sisteminde kayıtlı olanlar da mülkiyet hakkından dolayı kayıtlılar. Biz burada çalışan projede sayı çalışan bütün kadınları sosyal güvenlik sistemine kaydettik. Ve ulaştığımız kadın sayısı 310, mühendis sayısı 24, çiftçi sayımız bu sene 17 ama 400 tonu dağıttığımızda daha çok olacak. Rekoltemiz 400 tonun üzerinde şu anda. Bu da benim hayalimdi. Gerçekleştirdim ve şu anda da böyle çalışıyorum. Yani birçok yerde birçok projeyi her gün hayata geçirmek için uğraşıyoruz.
Ebru Hanım ne diyeyim bilemiyorum. Yani hikayenizden etkilenmemek mümkün değil. O kadar yaptıklarınız o kadar değerli ki. Yani her biri birbirinden değerli. Özellikle buğdayın önemini hepimiz biliyoruz. Genetiği değiştirilmiş, tüketmiş olduğumuz buğdaydan yapılan ürünler bizlerin sağlık sistemine zarar veriyor. Yani bunu buradaki katılımcı dostlarımın hepsi biliyor tahmin ediyorum. Vücudumuzda blokajlar oluşturuyor. Buna çözüm buluyorsunuz. İnşallah o tohumdan başka tohum kalmaz ülkemde. Ata tohumlarımızdan İnşallah. Başka. İnşallah hibriti yollarız ülkemizden. Tüm dünyada kalmasın. Tüm insanlık faydalansın. Ben Sevgi Hanım, lafınızı kesiyorum. Şöyle bir durum söz konusu. Şimdi aslında biz bu tohumda ne kadar yani haklı olduğumuzu şuradan gördük. Covid süreci bize bunu gösterdi. Çünkü şu gündeme geldi. Kendi kendimize yetebilmek durumundayız. Bu Aynen. küreselleşme bitti. Küreselleşme bitti. Yani bugün işte Adriyatik Denizi'nde tutulan bir balığın bugün Türkiye'de İstanbul'da şey yapılması, servis edilmesi, işte Çin'den pirincin gelmesi gibi bir gündem artık yakın zamanda olmayacak gibi bir durum. Çünkü herkes ihracatı durdurdu, ithalatı durdurdu. Herkes kendi kendine yetmek için stoklamaya başladı. Biz çiftçimize ve tarımımıza, toprağımıza, tohumumuza değer vermek zorundayız. Biz yerel üreticiye destek vermek zorundayız. Onları ayakta tutalım ki gıdasız kalmayalım. Gıdanın sürdürülebilirliği buna ait. Covid süreci şunu gösterdi bize. Ben bir yerden de hani keşke kayıplar olmasaydı ama bu süreci biz yaşamak zorundaydık. Yaşamamız çünkü freni boşalmış bir kamyon gibi hızla aşağı bir yokuş aşağı iniyorduk. Bir durduk. Hepimiz evde yemek yapmaya başladık. Hepimiz evet. sağlıklı yemeğe ulaşmak için uğraşıyoruz artık. Ve bu arada satın aldığımız ürünlerin nereden geldiğini sorgulamaya başladık. Aslında bu olması gereken bir süreçti. En önemlisi çiftçimizin kıymetini anladık. Doğru. Evet. Doğru. Gerçekten öyle. Yani ben çok etkilendim. Hiç söyleyecek gerçekten çok şey söz var. Ancak vakte de riayet edemedim. Benim de yakın ailem de bizimle birlikte bir arada. Bilirler onlar. En büyük stres kaynağım vakte uymamak. O yüzden böyle tedirgin diken üstünde oturduğumu bilmenizi istiyorum. Gerçekten Estağfurullah. Öyle. Estağfurullah. Ben şimdi bizim katılımcılarımızın da soruları olacak. İzin verirseniz o sorulardan almak istiyorum. Soruları olan arkadaşlarım, dostlarım chatbox'a yazabilirler. İcra Kurulu Başkan Yardımcımız çok sevgili Fatma Ayyıldız'ın bir sorusu var. Buradaki arkadaşlarım önüme koydular. Fatma Hanım buyurun lütfen sizi sorumuza alalım. Sesini alamıyorum Fatma Hanım'ın ama. Katılımcılarımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Merhabalar tekrar. Aslı Hanım merhaba. Ebru Hanım merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz tekrar. Sizler gerçekten bizlere idol olabilecek insanlarsınız. Neden organik beslenirsek ve sağlıklı beslenirsek hayatımız boyunca herhalde çok daha rahat ve güzel yaşarız diye düşünüyorum. Ve çocuklarımız da daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Benim sorum Aslı Hanım'a olacak. Aslı Hanım, sizce bu yeni normalleşme süresince olabilecek fırsatlar ne gibi görüyorsunuz? Ne gibi fırsatlar bizlere bulacak? Merhabalar. Tekrar merhabalar. Çok teşekkürler soru için. Yani kesinlikle dünya değişiyor. Ebru Hanım'a katılıyorum. Ülkeler kendi kendine yetmeyi öğrenmeye başladılar. Yerel değerlerimizin ve yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu fark ettik ve bağışıklık sistemimizi aslında tükettiğimiz şeylerin, bu su olabilir, gıda olabilir, vücudumuza sürdüğümüz kozmetik bile olabilir, bunların ne kadar etkilediğini de fark etmiş olduk. Ben bir şekilde kendi evladımdaki sorun nedeniyle yıllar önce fark etmiştim aslında bu durumu. Ama şu anda bütün toplum için ne kadar önemli olduğunu herhalde hep beraber anladık. Dolayısıyla yeni normalleşme sürecinde ben kesinlikle doğal ve sağlıklı gıdaların, organik üretimin, doğal olarak sağlıklı gıdaların, bunun için yerel tohum da koyabiliriz, propolis, arı sütü, polen, hambalı da koyabiliriz. Yani kendisi doğal olarak sağlıklı ve kendisi doğal olarak bağışıklığı güçlendiren gıdaların trendinin giderek artacağını öngörüyorum. Zaten artıştaydı. Yani en hızlı büyüyen gıda içerisinde en hızlı büyüyen sektör
şu anda doğal olarak sağlıklı gıda. Bu ne demek? Mesela tükettiğinizde sağlığınıza bir etkisi olan gıda. Bunun içerisine zencefil, zerdeçalı da koyabilirsiniz. İşte poleni, propolis, arı sütünü de koyabilirsiniz. Soğanı, sarımsağı da koyabilirsiniz. Bunun gibi sadece gıda olmayan, yani sadece beslenmeye bir katkı yapmayan, aynı zamanda tüketildiğinde içerdiği etken maddelerle, buna baharatları, bitki çaylarını bile koyabilirsiniz. Tükettiğinizde vücudunuza bir sağlık etkisi yaratan, tedavi destekleyici gıdalar. Bu şu an dünyada %13 büyümeyle en hızlı büyüyen pazar. Bu COVID bu hızı daha da arttırdı. Bu pazar çok büyüyecek. Eğer herhangi bir alana yatırım yapılacaksa bence doğru alan bu diye düşünüyorum. Ebru Hanım'ı da tebrik ediyorum. Yani son görüştüğümüzden beri inanılmaz gelişmeler, inanılmaz bir girişimci kendisi. Hem hayranıyım, hem de gıpta ediyorum, hem de örnek alıyorum. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Yapılması gereken pek çok şey var ülkemizde. Ama biz hala şanslıyız ülke olarak. Yani hala çok güzel bir toprağımız, verimli, güzel kaynaklarımız var. Hem bitkisel kaynaklar anlamında, hem doğa anlamında. Hala fırsat var ülkemizde bu anlamda. Bu fırsatı iyi değerlendirmek lazım. Mesela örnek vereyim. Bazı endemik bitkiler var, çöp olup çürüyüp gidiyor. Hiç toplanmıyor bile. Bunların toplanması lazım. Bunlardan özütlerinin çıkarılıp bunların doğal olarak sağlıklı gıda formüllerinde, takviyeci gıda gibi raflarda insanlara ulaşması lazım. Bu tarz alanlar çok büyüyecek. Bu yeni normal sürecinde insanlar yaşam tarzlarını değiştirecek. Birazcık dijitalleşme çok artacak. Zaten arttı, farkındasınız. Dijitalleşmeyen şirketler kalıcı olamayacak. Ben böyle düşünüyorum. Bu arada ben bunları yeni düşünmüyorum. Ben bunları çok önceden beri düşünüyordum zaten. O yüzden ilk online'da satmaya başlamıştık. Yani dünya buraya gidiyor. Dijitale gidiyor ve doğala doğru gidiyor. Sadece A ve B grubu organik ve doğal gıdaya ulaşıyordu. Şimdi C grubunun da artık ilgi alanında, D grubunun da ilgi alanında. Yani insanlar ayıracak 100 lirası varsa bunu sağlığına en yarayışlı olan takviyeci gıdaya veya gıdaya ayırmak istiyor. Bu alan artık herkesin konusu. Çünkü işte koronavirüsle karşılaşınca koronavirüs ne zengin tanıyor, ne fakir tanıyor, ne sosyal eğitim tanıyor, hiçbir şey tanımıyor, ne ırk tanıyor. Yani herkese bulaşıyor, herkesi hasta ediyor ve herkesi yok ediyor. Dolayısıyla artık bu herkesin konusu. Bu alanlar çok büyüyecek. Dolayısıyla bu alanlara yatırım yapmak, bu alanlarda girişim yapmak, bu alanlardaki kaynakları doğru bir şekilde tüketiciye ulaştıracak kanalları yaratmak şu anda en doğru strateji olur. Ve biz doğal olarak bu alandayız. Hayat bizi bir şekilde buraya getirdiği için bu alandayız. Ama ben bir gıda mühendisi olarak ve sektörün içinde yıllardır bulunan bir kişi olarak da görüyorum ki bu alanda daha hala yapılacak çok çok fazla iş var. Yani gıda ve tarım alanında. Ve yıllardır şunu düşünüyorum açıkçası. Endüstriyelleşme harika bir şey. Gerekiyor. Olmazsa olmaz teknoloji ve endüstriyelleşme. Ama neden gıda ve tarımı tarıma yeterli ilgiyi göstermediğimizi hep düşünüyorum. Daha fazla ilgi gösterebiliriz. Daha fazla üretebiliriz. Hem kendimize yeteriz hem de dünyaya da yeteriz. Yani öyle bir kaynaklarımız var. Küçümsememek lazım bu alandaki gücümüzü. İklim değişiklikleri de çok fazla oluyor. Ben açlık ve kuraklıkların da yakında çok konuşulan konular arasına gireceğimi düşünüyorum. Yani sadece salgın hastalık değil. Bunun yanı sıra açlık ve kuraklık çeken bölgelerin dünyada artacağını öngörüyorum. Mesela susuz tarım, Ebru Hanım'ın söylediği konu çok çok önemli. Yani artık su kaynakları tükenmeye başlayacak. Biz denizi arıtıp denizden içme suyu çıkartma ihtiyaçlarına geleceğiz. Gene bu anlamda çok şanslı bir coğrafyadayız bu arada. Yani yine çok şanslıyız ama bunu iyi yönetmek ve iyi öngörmek lazım. Bugün yemyeşil olan araziler yarın çöl olabilir. Şu anda çöl gördüğümüz yerler yarın yemyeşil olabilir. Bunları da öngörmek lazım. Çok iyi bir planlama yapmak lazım. Ülke olarak yapmak lazım. Ülke stratejisi olarak yapmak lazım. Bunlar önümüzdeki 20-30 yılın konuları olacak.
Bu yönlerde yapacağınız her türlü yatırım ve girişim yeterince dikkatli çalışırsanız iyi bir iş planıyla mutlaka başarılı olacağını düşünüyorum. Bu da bize şunu gösteriyor ki her daim gündeme göre mutlaka sektörler gelişecek, değişecek, yeni yeni alanlar oluşacak. Yapabileceğimiz çok iş var, yapamadıklarımız çok var. Onlara inşallah hep birlikte daha fazla önem vererek gereğini yapacağız diye düşünüyorum. Tekirdağ KGK Başkanımız aramızda, Aynur Çeşmeler birçok başkanımız aramızdaydı. Tabii ki bir kısmı dostlarımızın iş yerlerinden katıldılar, evlerine gitmek durumunda olanlar var. O yüzden sayımız azaldı ama yine yeterince sayımız var. Çok teşekkür ediyorum. Sabırla kaldığınız için gerçekten minnettarım her birinize. Ben Aynur Çeşmeliler Başkanımıza söz vermek istiyorum. Kendisinin bir sorusu var. Aynur Başkanım, mikrofonunuzu açabilir misiniz lütfen? Duyabiliyor musunuz? Evet, şimdi duyuyoruz. Buyurun lütfen. Özür dilerim, balkondan dinliyorum sizi. Hoş yani geldiniz aramıza. Ben tutmuyorum, hayranlıkla izliyorum. Uzun zamandır böyle güzel bir program dinlemedim. Çok etkilendim ve ben Trakya'da büyüdük. Trakya çocuğuyuz ve çiftçi çocuğuyuz. Her iki hanımefendiyle özellikle görüşmek, bilgi almak ve bu bağlamda da onların yardımına ihtiyacım var. Dayanamadım çünkü çok hevesliyim bu konularda. Özellikle susuz tarımla ilgili sıkıntıları maalesef bizler de yaşıyoruz. Ama ciddi bir tarım bölgesiyiz ve çok ciddi bir tarım ürünü çıkartıyoruz ülkemizden, Tekirdağ'ımızdan. Beni duyabiliyor musunuz? Duyuyoruz. Evet. Ben kendilerinin, hiç uzatmayacağım, program çok tatlı ve çok yani inan bitirmesek bitirilmeyecek bir program. Tadına doyamadım. Her ikisine de çok teşekkür ediyorum. Kendilerinin telefonlarını isteyeceğim. Özellikle görüşeceğiz. Gerekirse ziyaret maksadıyla bir turizm, belki bir sektöre atılım yapmış oluruz onların öncülüğüyle. Kendilerinden destek isteyeceğim. Ama gerçekten kutluyorum. Seve seve. Ben yardımcı olurum. Gönüllü mentorunuz olurum ben. Tabii, aynı kadın girişimcilere ben gönüllü mentorum yani. Yani söylenecek söz bulamıyorum. Gerçekten tebrik ediyorum, kutluyorum. Ben de 50 yaşıma girdim ama çok hepimizin ilginç hikayeleri var. Ben de bu hikayelerle büyüdüm. Bir erkek çocuğuyum özellikle ailenin. 6 kardeşiz biz de. Ama tarımla iç içe büyüdük. Eşim de şu an ciddi oranda çiftçilik yapıyoruz. Yani yaklaşık 1000 dönüme yakın bir yer işliyoruz ve ayçiçeği, buğday ve yeni bir sektör olan Isparta'ya özendik. Isparta bitkisini burada yetiştirmeye çalışıyoruz, Malkara'da. Bu konuyla ilgili sizinle bizzat görüşeceğim. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Telefonlarınızı isteyeceğim Aslı Hanım. Siz mi atacaksınız? Olur. Sevgi Hanım da şöyle benim belki. Çok özür dilerim. Sevgi Hanım, sosyal medyadan da yazabilirsiniz. Sosyal medya tamam. Aslı Herif Tanur Samancı benim Instagram hesabım. LinkedIn'den veya Instagram'dan yazışabiliriz. Aslı Hanım, şeyden alacağım, Sevgi Hanım'dan da alacağım. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Yani sadece sessiz bir merhaba demek istedim. Kutluyorum tekrar. İnşallah bu örnek oluruz. Bizden de ileride örnek oluruz. Güzel duygularınız bizi çok mutlu etti. Çünkü ben de bu zirve oluşumuna başlarken biz bir kişiye ilham olabilsek de yüzlerce kişi çalıştırsa da ne kadar güzel olur dedim. İnşallah binlerce kişi ve onlarca kişi olur. İnşallah bu andaki bu duruşunuz, talebiniz de bana bu cevabı getirdi ve çok mutlu hissettirdi. Çok teşekkür ediyorum. Bizim icra komitesi üyemiz Ferah Aslanova, çok değerli Ferah arkadaşımızın bir sorusu olacak. Buyurun lütfen Ferah Hanım. Ferah Hanım, siz bizi duyabiliyor musunuz acaba? Sesiniz açık mı? Bu arada ben Ehli Sanat Derneği Başkanımız Sayın Eda Sürmeli, kendisinin bir sorusu olacak. Kendisine huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum ben.
Sevgi Başkanım duyabiliyor musunuz? Pardon, buyurun lütfen, buyurun. Ha tamam, kesmeyeyim ben, pardon. Hayır, kesmeyeyim. Lütfen buyurun. Ben size erişemedik duygusuyla bekletmek istedim. Buyurun tamam. Lütfen. Öncelikle hepinize merhaba diyorum. Bütün sevgili arkadaşlarımıza. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum başkanım sizin denetiminizde. Sizin önderliğinizde yaptığımız BTSO Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın Başarırsın Çünkü Kadınsın sloganıyla yaptığı bu zirvenin harika önderliğini yaptığınız için sizi gönülden tebrik ediyorum ve kutluyorum. Gerçekten o kadar keyifli bir program izliyoruz ki her şey mükemmel. Bütün girişimci arkadaşlarımı buradan gönülden kutluyorum. Özellikle bugünkü konuklarımıza merhaba demek istiyorum. Merhaba. Aslı Hanım, gerçekten Ebru Hanım, yaptığınız işler çok çok önemli. Sizi tebrik ediyorum ve bu güzel sohbeti, bugünkü bu güzel programı bize sunduğunuz için de ayrıca tebriklerimi iletiyorum, mutluluğumu söylemek istiyorum. Tarımın ne kadar önemli olduğunu Aslı Hanım, pardon Ebru Hanım, özellikle bu COVID-19 döneminde gerçekten Ses gitti. Sesi Ferah Hanım, sesiniz gitti. Koptunuz galiba. Çok da güzel temennilerle sorusunu soracaktı Ferah Hanım'a. Çok teşekkür ediyorum güzel duygularından dolayı. Bu organizasyonu biz hep birlikte yaptık, icramızla birlikte. İlham olan kişilere aracı olmak duygusuyla. Ve bizim mimarımız Eda Sürmeli, ben kendisinin sorusunu, Ehli Sanat Derneği Başkanı, her daim her konuda bize destek olan sevgili dostum Eda'dan, Eda'nın sorusunu almak istiyorum. Buyurun. Merhabalar başkanım, çok teşekkür ederim. Estağfurullah, hep beraber yaptık. İnanılmaz iki konuk, inanılmaz bir hikaye, iki hikaye daha doğrusu. Hangisine döneceğimi şaşırdım. ama ben sorumu Ebru Hanım için hazırlamıştım ama Aslı Hanım'ın her kadın anne olmayı başaran bir kadın her şeyi başarır öyküsünden çıkmıştık Aslı Hanım. Başarısın çünkü kadınsına çok yakıştığınızı da söylemek istiyorum çünkü. Sağ olun, çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir hikayeydi. Çok etkilendim Vio'dan. Ama Ebru Hanım, ben sizin hayranınızım. Teşekkür ederim. Olarak söylüyorum. Ve hikayenizi çok yakından biliyorum. Zirveye hazırlık sürecimizden beri bu böyleydi. Bir de çok heyecanlandırdınız. Böyle burada alkışlayı dedim. Tabii sesim kapalı diye gitmedi zirve. Teşekkür ederim. Ama size canı gönülden tebrik ediyorum. Ben şunu, yeni çiftçi ve çiftçi olanlar ya da yeni girişimde bulunacaklar için şunu sormak istiyorum. Bu çok kıymetli çünkü. Geleneğimizi geleceğe taşımak için ata tohumlarımız müthiş. Yani çok önemli bir noktada ve siz burada sorunsuz bir imza atmıştınız. Siz canı yürekten tebrik ediyorum. Özellikle Türkiye vatandaşı birisi olarak. Şunu demek istiyorum. Yani yeni çiftçilerimiz için bu alanda sıfırdan başlayacak bir çiftçimiz için neyi öneriyorsunuz? Ata tohumu neden üretilmeli? Bir de kısa ve uzun vadede ne sağlayacak? Nasıl teşvik edebiliriz? Sıfırdan, bu işe sıfırdan şu an başlıyor olsaydınız nasıl başlardınız? Peki. Çok teşekkür ediyorum Eda Hanım. Öncelikle ben teşekkür güzel ederim. Temennileriniz için. Bu benim çok heyecanlandığım bir konu. Aslında birçok insan tarım konusunda Türkiye'de çok karamsarlar. İşte tarım gidiyor, tarım elden gidiyor. Şimdi şunu çok iyi anlamak gerekiyor. Yanlış olan ne? Yanlış olan şu. Ben de bilmiyordum ve öğrendim. Şimdi 1980'lerde aslında bu tarımla ilgili hikaye çok uzun bir hikaye. 1970'li yıllarda hibrit tohumu çıkartılıyor. Öncelikle anlaşılmak istemem ama organik konusuna ben inanmıyorum. Organik diye satılan ürünlerin hepsinin hibrit tohumundan üretildiğini bir kenara koymak istiyorum. Çünkü
Şu anda birçok internet sitesi, birçok sosyal medya hesabı organik tarım yaptığını ve bunu sattığını söylüyor. Böyle bir şey yok. Peki tarım konusunda neydi? 1970'lerde hibrit tohumu Türkiye'ye getiriliyor ve ilk dünyada ilk çıktığı zaman. Amaç neydi biliyor musunuz? Amaç şuydu. Amaç, görünen amaç şuydu. Dünya nüfusu artıyor ve biz bu insanları doyuramayacağız. Ve doyuramayacağımız için de biz bu hibrit tohumunu yetiştirmemiz lazım ve bunu yaymamız gerekiyor. Ve Türkiye'ye geliyorlar. İlk deneme yeri. Çünkü Türkiye, Güneydoğu Anadolu bölgesi tohumun ilk doğduğu yer. Ve Türkiye'de denemek istiyorlar hibrit tohumunu. O zamanki sivil toplum örgütleri, TESK'ler, TÖSK'ler, bunlar hepsi ayağa kalkıyorlar. Diyorlar ki bu tohumu burada deneyemezsiniz. Ve hükümet geri adım atıyor. Hükümet geri adım atınca bunu alıyorlar, şeye götürüyorlar, Meksika'ya götürüyorlar. Meksika'da pirinç ekiliyor ilk olarak. Sonra Hindistan'a gidiyor. Dünyada en büyük mücadeleyi, yerel tohum konusunda, ata tohumu konusunda yerel mücadele şu anda Hindistan yapıyor. Vandana Shiva bunun öncülüğünü yapıyor. Bunun gibi bir sürü şey anlatabiliriz. Türkiye'deki aslında biliyorsunuz 1970'lerde ve 80'lerde biz kendi kendimize yeten bir ülkeydik. Bu ne zaman bozuldu? 1980'lerden sonra bozuldu. 80'lerden sonra bozuldu çünkü 1986'da, 84, 85 ve 86'da Özal'ın tarım devrimleriyle birlikte, tarım reformlarıyla birlikte biz yeni kavramlarla tanışık olduk. Biz o geleneksel çiftçiliği, babadan oğula öğrendiğimiz geleneksel çiftçiliği, çiftçilikteki kavramları 86'dan sonra yitirdik. 86'da çünkü tohum ihracatına izin verildi. Tohum ihracatına izin verilir ki hibrit tohumları Türkiye'ye daha yaygın olarak girmeye başladı. Tohumu alınca onu yetiştirmek için gübreye ihtiyaç duyuldu. Gübreye ihtiyacı duyuldu, bir sürü şey, daha çok enerji harcanmaya başlandı. Bu noktada çiftçi yerel tohumdan vazgeçti. Neden? Çünkü 300 kilo aldığı buğdayda dönümde hibrit ektiği zaman 600 kilo almaya başladı. Ama sonuca gel, bugün hala bu mantık var. Hala o verimsizdir. Geçen gün benim yaşadığım bir şey var. Oturduk hesaba. Bir tane 66 yaşında bir çiftçimiz geldi bana. Boş işlerle uğraşıyorsun dedi. Niye dedim? Ben dedi 750 kilo aldım dedi. Peki nasıl aldın dedim. Vallahi dedi aslında eskisi kadar çok kazanmıyoruz ama 500-750 kilonun 500 kilosunu borca verdim dedi. Ne kaldı sana dedim? 250 lira. 250 kilo dönümde. Bak dedim Ahmet amcaydı. Bak dedim Ahmet amca sulama yapmadım. Gübreyi kullanmadım. Elektrik harcamadım. Sadece istihdam yarattım ve ben 300 kilo aldım. Ben senden kârdayım. Çiftçinin kafası rakamlarla karışık. Herkes şunu söylüyor. Bu geleneksel çiftçi. Ben 750 kilo alıyorum. Adam ödediği paradan hakkı şey yok. Maliyet hesabı yapmayı bilmiyor. Evet. Çiftçi buradan kaybediyor. Şimdi yeni çiftçi olacaklara söyleyeyim. Çok böyle herkes karamsar bir noktada işte çiftçilik diyor, gidiyor, şöyle elden gidiyor. Şu anda Türkiye'de çok sevindirici bir olay var ki o da beyaz yakalıların tarıma girmesi. Ben mesela Antakya'da çok çiftçiyle çalışıyorum. Boğaziçi mezunu, zeytin bahçeleri ve zeytinyağı üretimi yapıyor. Çocuklarını devlet okuluna gönderiyor. Böyle çiftçiler var ve bu insanları önce yadırganıyor. Sen bir şey bilmiyorsun ama profesyonellikle, iş hayatının getirdiği profesyonellikle ve maliyet hesapları ve ne yapıp geri tarım girdi maliyetlerini falan üzerinde çalışıp ve diğer çiftçileri eğitince aslında doğrunun ne olduğunu öğreniyor. Şimdi ben iki çiftçiyle başladığımda çok zorlandım. Bana eşimin hatırını 102 dönüm verdiler. Sonra işler değişti, kuraklık başladı. Bir deneyelim oldu, 6 çiftçi oldu. Sonra çok yağmur yağdı. Herkesin çiftçiyi, tohumu gitti. Benim tohumum ayakta kalınca bu kadın bir şeyler biliyor dediler, deneyimlediler. Yani çiftçiye bir şeyler anlatmak için deneyimletmeniz gerekiyor. Beyaz çiftçi, beyaz yakalı çiftçilerin de bu konuda önemsiyorum ben. O yüzden çiftçi yapıl, çiftçi olacak insanların öncelikle toprağı çok iyi tanımaları gerekiyor. Öğrenmeleri, okumaları, araştırmaları, arz ve talebi iyi görmeleri gerekiyor. Toprakta ne var, insanlar ne istiyorlar ve ben nasıl bir üretim yapmalıyım? Bunu görmek zorundalar. Sonra bölgenin koşullarını iyi değerlendirmek. Su var mı, yok mu? Su varsa sulu tarım, su yoksa susuz tarım. Seçimi iyi yapmak durumundalar. İkincisi, ne yaparsa yapsın, diğer çiftçilerle ortak çalışmak zorunda. Hani biraz önce bakan dedi ya, Sayın Bakanımız söyledi. Biz Türkiye'de en az COVID'i en az hasarla atlatan ülkelerden bir tanesiyiz. Bunlardan bir tanesi geleneğimizde dayanışmanın olması ve üretmenin olması. Ben bu sebepten dolayı gelecek böyle çiftçilerin öncelikle umutsuz olmamalarını,
geleneksel tarım yöntemlerini yabana atmamalarını, konvansiyonel tarımın bu ülkeye bir faydasının olmadığını ve biz ne biliyorsak aslında o geleneksel çiftçiye destek vererek onun incitmeden onun bilgisiyle birlikte ona inovasyon yaparak hani aslının daha çok konusu biraz daha bu işi nasıl en az hasarlı ve en sağlıklı şekilde nasıl yapacağını yani gelenekselle aslında şeyi birleştirmek gerekiyor. Umarım daha çok çiftçi olacak. Ben inanıyorum geleceğin mesleği tarım. Eğer ki zaten biz uyanamazsak, biz bu kadar şey yapamazsak, yani şu anda bunu konuşmuyor olsaydık, biz 10 sene sonra gıda ile ilgili bir ciddi sorunlar yaşayacaktık. Türkiye aklı başına, Türkiye değil, çiftçinin aklını başına getirmemiz lazım. Bu bir. İkincisi çiftçiye hakkını vermek lazım. Hani slow food'un dediği bir şey var ya, temiz, sağlıklı, temiz, iyi ve adil olması lazım. Öncelikle temiz olmalı. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Niye kötü şey yiyelim? Niye GDO'lar veya başka şeylerle üretilmiş ürün yiyelim? Temiz olmalı. Dediğim deminki gibi hani kendi kaynaklarını kullanarak üretim yapmalı. Adil olmalı. Biz de o çiftçiye hakkını ödemek zorundayız. Biz bu üç tane şeyi, o slow food'un düsturunu önümüze koyarak tarım yaparsak eğer, biz de tüketici olarak seçici olup çocuğumuza ne yedirip ne yedirmeyeceğimiz noktasında da seçici olursak bu işi başarırız ülke olarak. Yani tabiatımıza, insanımıza, ülkemize çok büyük katkı koyuyorsunuz. Gerçekten. Teşekkür ederim. Yani Ebru Hanım siz de Aslı Hanım da öyle. Yani arının çoğalması ne kadar önemli. Einstein'a göre 4 yıl değil mi? Arıların tükendiği zaman, arılar bittiği zaman 4 yıl ömrü kalıyor insan ömrünün o endemik topraklarda veya bitkilerin tozlanmasıyla ilgili öyle bir bilgim var. Siz konuyu daha iyi biliyorsunuz. O yüzden ikiniz de çok büyük katkı koyuyorsunuz. Kadınımıza katkı koyuyorsunuz. Cesaretlendiriyorsunuz. Ne desem az yani size. Çok teşekkür ediyorum. Başka sorusu olan var mı acaba sevgili dostlarım, arkadaşlarım? Soru sormak isteyen var mı? Sevgi Hanım, burada bir hanımefendi hep kaldırdı ama. Müfide Hanım, İcra Kurulu üyemiz sevgili Müfide Hanım. Buyurun ben lütfen. Ben yaptım ama oldu mu bilmiyorum. Kabuklarını soyamadım pek. Buyurun lütfen. Sesini açar mısınız? Müfide Hanım sesini açabilir misiniz? Tamam, oldu. Teşekkürler. Sesiniz gelmiyor yine ama. Sesinizi alamıyoruz. Bana yazsanız mı acaba? Nasıl yapsak telefondan? Neden alamıyoruz onu da bilmiyorum. Ben sizin adınıza kime soru sormak istiyorsanız aracı olmak isterim. Bu arada Müfide Hanım sorusunu sorana kadar ben sizlerden başka sorusu olan da olabilir. Yine benim böyle telaşeli bir yapım var. Yazıyor mu acaba Müfide Hanım? Müfide Hanım? Sesiniz gelmiyor. Ben çok üzgünüm. Ben bu durumda sizlerden son sözünüz var mı? Aslı Hanım, Ebru Hanım, söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz. Ya ben son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Hatta belki Ebru Hanım'la ortak çalışma da yapabiliriz. Ne güzel yani, oldu. arının var olduğu bir tarladaki verim 4-5 kata kadar artıyor. Hatta 10 kata kadar. Yani bir tarlaya arı koyarsanız, arılar tozlaşmayla biliyorsunuz,
bitkisel üretimi arttırıyor. Dolayısıyla bir tarlaya arı koyarsanız 10 kat daha fazla verim alabiliyorsunuz. Öncelikle bunu önereceğim Ebru Hanım'a ve diğer tarımla ilgili uğraşmak isteyenlere. Aslı, çiftçiyi duyar gibiyim. Kendisi yetmiyordu, bir de arıları, arıcıları da getirdi başımıza diyecekler. Ama öyle verimi olmuş görünce ve ilaç tabii kullanma ihtiyacının da ortadan kalktığını görünce, yani siz bir tarlaya arı koyarak ilaç kullanmadan yüksek verim ve kaliteyle ürün elde edebilirsiniz. Bakın bu çok önemli. Siz yani temiz üretim diyoruz. Temiz üretim arıyla mümkün. Amerika'da arıcılar hiç arı ürünü üretmiyor, biliyor musunuz? Ve 2,5 milyon arı kovanı var. Sizce ne yapıyorlar arı kovanlarını? Kiralıyorlar. Arı kovanlarını tarla sahiplerine kiralıyorlar. Tarla sahipleri arıcılara getirsin, kovanlarını tarlasına koysun da verimi arttırsın diye para ödüyor. Ve o kadar iyi para kazanıyorlar ki arının ürettiği ürün alıp satmaya ihtiyaçları kalmıyor. Yani arının böyle bir tarıma katkısı da var. Evet. Mutlaka. Biz bundan ülke olarak hiç yararlanmıyoruz. Hiç yararlanmıyoruz. Bilmiyoruz. Çünkü böyle bir şey deneyimlememişler. Bilmiyor. Evet. Bilmiyor. İşte biraz önce Eda Hanım'ın sorduğu soru çok önemliydi. Yani inovasyonun, yenilikçinin, eğitimin tarıma girmesi gelenekselle bütünleşmesiyle bu işleri başaracağız. Yani bu çok önemli bir nokta. Bu çok önemli bir nokta. Aynen, aynen. İşte bütün bu farkındalığı yaşarsak ve elimizdeki doğal kaynakları etkin bir şekilde kullanırsak aslında temiz üretim, doğal üretim mümkün. Gerçek organik üretmek mümkün. Sadece bunu geçerli kılacak bilgiyi aksiyona dökmek lazım. Ve tabii ki bir de temiz üretime niyet lazım. Yani bazen ne yapsanız olmuyor. Yani Ebru Hanım daha iyi biliyor. Ne demek istediğimi daha iyi anlıyor. Niyet de önemli. Niyet önemli. Ve şuna da %100 katılıyorum Ebru Hanım'ın söylediğine. Mesela biz ilk olarak Türkiye'de propolis üretmeye başladığımızda ilk 10 arıcıyla biliyorsunuz sözleşme yaptığımızı söylemiştim. Halbuki biz arıcılıkta çok iyiydik. Yani 60 bin arıcıyı tanıyoruz. Onlara ulaşabiliyoruz. Ama onları ikna edemedik, biliyor musunuz, propolis üretmeye? Yani herkes ikna edemedik. 10 arıcıyı ikna ettik. Sonra 10 arıcı çalışıp sonuçlarını görüp hem katma değeri hem de elde ettiği geliri görünce başka arıcılar getirdi. Onlar öyle katlanarak büyüdü. Ebru Hanım'a %100 katılıyorum burada. Çiftçi ikna etmenin yolu uygulayıp göstermek. Bakın oldu, başardı ve bakın geliştiriyor. Bakın şimdi gelir elde ediyor. Üstelik uğraşmıyor. Nereye sattıkla satacağımla uğraşmıyor gibi. Bu çok önemli. Başarırız çünkü kadınız. Ama evet, yani başarı ikna ederiz. Ben bunu ilk söylediğimde Sevgi Hanım, hiç unutmuyorum, Japonya'da ben Uluslararası Standartlar Örgütü'nün üyesiyim. Biz Uluslararası Arı Sütü Standartını geliştiriyoruz. Japonya'ya gittik. Bu toplantı var. Japon Arıcılar Birliği Başkanı. Ne yapıyorsun Aslı sen şimdi? Dedim böyle böyle girişim yaptım. İşte propolis üretiyoruz. Nasıl üretiyorsun? Dedim sözleşmeli arıcılıkla. Anlattım. Ekipman veriyorum, malzeme veriyorum, eğitim veriyorum, alım garantisi veriyorum falan. Adam dedi ki Aslı biliyor musun dedi. Dünyada kimse böyle üretmiyor. Yapamazsın. Yapamazsın dedi yani. Yapamazsın. Nasıl yapacaksın dedi. O kadar zor ki insanları gerçekten bu işin çalışacağına ikna etmek ve feasible olduğuna. Yani yaparsın ama para kazanamazsın. Dolayısıyla para kazanamazsan o iş batar. Hep o mantıkla bakıyorlar. İnsanlar inanmıyor. Ve hatta aynı şekilde bir Japon büyük bir şirketin sahibi de aynı yorumu yaptı. Yani böyle üretemezsin. Çünkü kimse öyle yapmıyor. Çünkü herkes şuna alışmış. Üretici, bu arıcı da olabilir, çiftçi de olabilir. Üretsin, ürettiğini birilerine satsın. Bu aracı da olabilir. O birileri de başka birilerine satsın. Hep sistem bu. Yani sözleşmeli tarıma mantık olarak sektör uygun, hazır değil ya da nasıl diyeyim, açık değil. Sözleşmeli tarım sadece arıcılıkta değil, her alanda olması lazım. Tarım sözleşmeli yapıldığı zaman
son noktaya ürünleri ulaştıran kurumla ilk üreten buluştuğu zaman, o zaman bütün bu sorunları çözmek de mümkün, işi geliştirmek de mümkün, bambaşka projeler de yapmak mümkün. Çiftçinin para kazanması, gelir elde etmesi ve bu işten zenginleşip sürdürülebilir kılması da mümkün. İşte bunu çok iyi anlatmak lazım. Bence bu toplantının ana temalarından biri bugün sürdürülebilir arıcılık ve sürdürülebilir tarım olmalı. Çok teşekkür bence, ediyorum herkese katıldığınız için. Bence senin yaptığın iş aslında benim yaptığım işin de tek bir adı var, cesaret. Ben evet. Buna inanıyorum. Kesinlikle cesaret. Birkaç bir şey söyleyeceğim. Biraz uzatmam inşallah uzatmadan. Öncelikle birincisi bu. Bu nitelikli, ilkeli, disiplinli bir üretim yapmak Türkiye'de çok zor. Aslında dünyada da zor. Çünkü üretimler belli kalıpların içerisinde ve o kalıpların insanlar o kalıpların içerisinde görebiliyorlar ve vizyonu maalesef daha ilerisini görmeye yeterli olmuyor. İşte böyle 3-5 tane deli çıkıp da yaptığı zaman demek ki oluyormuş diyorlar. Şimdi şey vardı, ben mültecilerle çalışıyorum. Mültecilerden çok şey öğrendim. Gerçekten tarım konusunda inanılmaz şeyler var. Keşke vaktimiz olsa size öğrendiğim, tarlada, toprakta öğrendiğim her şeyi size anlatabilsem. İnanın hikaye gibi. Her gün onlardan bir şey öğrenmek için gidiyorum. Sonra tabii işler bu duruma geçince bir proje üretmem. Ben 2011 yılı öncesinden çok Halep'e çok gidip geliyordum ve orada sabun alıyordum. Dedim ki ben bu sabunları Türkiye'de üreteceğim. Ondan sonra neyse bulduk. Geçen sene bir proje yazdık. Projeye geçelim. Bize şey verdi Birleşmiş Milletler. Dediler ki tamam şu kadar para alın. $70,000. Alın dediler. Eğitim verin. Bu kadınlara şu kadar para ödeyin. Bunlara sabun üretin. Dedim. Onlar zaten sabun üretmeyi biliyorlar. Şöyle bir sabun var. Türkiye'de yağ, bütün geleneksel üretimleri yaptım. Neydi Halep sabununun farkı? Geleneksel üretimde şöyle bir şey var. Biz tencereye ya da tencere diyorum, kazanlara yağ koyuyoruz, yağ kaynatıyoruz. Ondan sonra kostik denilen maddeyi yağın %40'ı kadar suyla karıştırıp böyle çok yüksek miktarlarda içerisine işte yağın içine koyup dondurup ertesi gün onu kalıplara döküp kesiyoruz ve burada bir sabun çıkıyor. O kadar sağlıksızmış ki bu. Sonra bu geleneksel üretim, yok köy üretimi, yok bilmem ne üretimi diye böyle bir şey çalışmaya başladılar. Sonra siz nasıl yapıyorsunuz dedim. Bize dediler ki biz bir kazan istiyoruz. Kazanın altında tahliye boruları olacak ve muslukları olacak. Peki nasıl olacak? Bakın 93 kilo zeytinyağı kullanıyoruz, 7 kilo kostik. Türkiye'de 100 kilo kostik, yani zeytinyağına 40 kilo kostik kullanıyorlar. Peki dedim nasıl olacak? Yağ dökelim dedim. Hayır, yağ dökülmüyor. Öncelikle bu kazanın altına belli miktarda su koyuyorlar. Suyu kaynatıyorlar. Su kaynadıktan sonra üzerine zeytinyağını koyuyorlar. O zeytinyağı aşağıya geçmiyor ve su kaynadıkça zeytinyağını ısıtıyor. 93 kilo, 100 kilonun 7 kilosunu kostikleri suyu karıştırıyor, içerisine döküyor. Karıştırıyor, hamurlaşıyor. Bu hamurlaştıktan sonra sabun kıvamına geldikten sonra alttaki vanaları açıyorlar. İçerisindeki o kostik suyunu çekiyorlar. Bu sefer üzerinden hortumla birlikte suyla yıkamaya başlıyorlar. Ne zamana kadar biliyor musunuz? Bir gün benim kızlardan bir tanesi ölecek artık, su tatlanana kadar. Ne zaman çeşme suyu o kostik tadı tamamen gittikten sonra su tatlandı mı tamam diyorlar, bitti. O hamuru alıyoruz. O hamuru biz 3 günde yerden kaldırıyoruz. Tam 3 ay ile 1 yıl arasında da kurutuyoruz. Peki siz nasıl para kazanacaksınız diyorlar. Ya birilerinin doğru yapması lazım. Birileri doğru yaparsa, doğruya alışırsa ondan sonra da diğerleri de alışacaklar. Kesinlikle. Şimdi Mardin'deki bütün çarşıdaki hepsini kızartmalık yağla sabun yapıyor. Niye yapıyorsunuz kardeşim? Siz bunun hakkını verseniz 10 lira değil de 20 lira deseniz almayacak mı insanlar? Siz bunun nasıl doğru olduğunu yaptığınız zaman. Şimdi kalıpların dışına çıkma. Sen bundan para kazanamazsın. Hayır, kazanıyorum. Kazanıyorum. Kazanmak zorundayız. Biz ilkeli, öncelikle ilkeli olmak zorundayız. İlkeli olmayı öğretmek zorundayız. Maalesef bizim böyle bir noksanlığımız var. Kısa yoldan para kazan. Düşünebiliyor musunuz? Sosyal medya üzerinden bize sipariş geçiyorlar. Diyorlar ki biz sabun istiyoruz. Diyorum ki en erken 2 ay sonra biz alışveriş listesi yazın. Yok böyle bir şey. Bekleyin. Çünkü biz kolay üretmeye, kolay tüketmeye ve sonucu ne olursa sağlıklı mı, sağlıklı mı oraya bile sorgulamıyoruz. Ben şuna hiç inanmıyorum. Bu kadar anneyiz. Hepimiz kadınız şurada. Ben çocuğumun geleceğini düşünüyorum. O yüzden en iyi okullara gönderiyorum.
Hayır, hiçbirimiz çocuğumuzun geleceğini düşünmüyoruz. Kesinlikle. Çocuğumuzun geleceğini düşünüyorsak önce yediğine, içtiğine dikkat edeceğiz. Giydiğine dikkat edeceğiz. Elindeki tabletin ona ne kadar zarar verdiğine dikkat etmek zorundayız. Doğru. Bütün bunlar ilkeli olmak durumundayız. Öncelikle üretimde çok önemli. İkincisi cesaret çok önemli. Aslı büyük cesaret. Biz Aslı ile en son Adana'dan herhalde İstanbul'a saat gece 1:30'da sohbet ederek en son ikimizi de susturdular, uçaktan atacaktılar. Benim bir fikrim var, sürekli konuşuyoruz. Adam bir tanesi ki susun dedi ya yeter. Yani kimse farkında değil ne kadar iki değerli kadın yanlarında. Hiç önemli değil. Kadınları hiç kimse susturamaz. Yeter ki cesaretli olsunlar. Ben bu cesareti herkese, Aslı'nın güzel lafı var. Kadın anne olmayı başaran her kadın cesareti zaten eline almıştır. Benim yaptığım ekstra bir şey yok aslında. Sadece yani hayal kuruyorum. Olduğum yerde insanların sıkıntılarını görüyorum. Bunu nasıl iyileştirebilirim mi baktım. Babam beni eğitti. Ben buraya geldim. Bir şeyler yapıyorum. Aslı kendisiyle ilgili görebildiklerini düzeltmeye çalışıyor. Sizlerin arasından niceleri yaptığı işle kendi kendinize toplumuna katkı sağlıyoruz. Bunu büyütmemek lazım aslında. Bunu şöyle büyütmek lazım. Bunu daha çok kadına nasıl diyebiliriz. Evet. Benim son söyleyeceğim bir şey var. Yaptığınız en büyük girişim nedir diye soruyorlar. Benim aldığım ödüller falan hiçbirisi önemli değil. Ben bir restoran işletiyorum. Benim restoranımda 20 yıl önce insanlar oraya kocalarından izin almadan çarşıya çıkamayan insanlar bugün ellerinde yemekleri dans ederek servis veriyorlar. Bu benim için çok büyük bir gurur. bir gün Batman'da bir kadın bana şey biz gene Top Kadın Girişimciler Kurulu'nun toplantısında şey söylemişti. Biliyor musun Ebru Hanım dedi, Batman'da kadın olmak bile girişimdir. O yüzden gerçekten kadının siyasette olması yok bilmem bunları konuşmak önemli. Kadının toplumsal hayatta ne kadar var olduğuna dikkat etmemiz lazım. Yani siyaset güç işidir, para işidir. Herkesin parası olmayacak ama herkesin toplumsal hayatta olmak için kendine yetecek yeteneği, parası, her şeyi olabilir. Bu her şey para demek değil, duygusu olabilir. Eğer gerçekten iyi bir girişim yapmak istiyorsak bana göre bir kadını sokağa çıkartmak yapabileceğimiz en büyük girişimdir bence. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten harikasınız. Ben ikinizi de alkışlıyorum. Değerleri bizle var olduğumuzda o değerlerin sistemde bize döndüğüne şahidiz. Şu anda hep birlikte. Çünkü hani şirketlerin işletim sistemleri gibi kainatın da sistemi var. Doğru verilerle doğru sonuçlara ulaşıyorsunuz. Siz de etik değerlerinizle, topluma katkınızla, başkalarını düşünmekle, fayda yaratmakla inanılmaz güzellikler sundunuz bize. Ben gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Özellikle katılımcılarıma da sabırla kaldıkları için gönülden teşekkür ediyorum.